Arkadaşlar şimdi ilk önce bu yan cebimizin yapımını anlatacağım size. Ee, bunu anlatacağım ki yeleğimiz bitmeden evvel önce bu yan cebin yapımı nasıl oluyor? Bunu videosunu çekip e, yüklemek istiyorum. Hem oradan daha iyi anlarsınız. Hem de yeleğimizin sayılarını da vermiş olacağım bu arada buradan başlarken. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel bu yan ceb. Şöyle. Bakın arkasında hiçbir şey belli değil. Tümden çünkü yaptım arka tarafını da. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim. Çok şeker, çok güzel oluyor. Bebek yeleklerinde, ceketlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yan cep. Önce bunun yapımından başlayalım. Hem de yeleğimizin önünü de başlamış olacağız. Hem de bu yan cebin yapımını size anlatacağım. Önce bunu görürsünüz öğrenirsiniz Ondan sonra da yaptığım yeleği takip ederek siz de yaparsınız şimdi hemen ilk önce e, ipimizi aldım elime 4 numara şişim e, ipim yan stilin baby lava orta kalınlıkta bir ip şöyle güzel bir ip hemen buradan 43 ilmek atarak başlıyorum önce dediğim gibi ön parçanın birinden ve yan cebi anlatacağız. Ondan sonra da yeleğimizin tamamının yapımına geçeceğiz. Şöyle ilmeklerimizi atalım. 43 ilmek. Arkadaşlar şimdi yan cebimizin anlatımına geçebiliriz. Lastiğimizi yaptık. Şuradan 8 sıra düz örgümü de ördüm. Şimdi artık yan cebimizi ayırmalarını ve örümünü anlatmaya başlayabilirim. Birlikte burayı tamamlayana kadar ilerleyeceğiz. Bakın çok güzel bir yan cep. Arkası da tümden çıkıyor. Ve çok hoş duruyor. Çok da şık bir şey. Önce zaten bu yan cebimin videosunu yükleyeceğim. Bu arada bu yeleğimizin de önünü devam ettirmiş olacağım. Hemen arkasından da yeleğimizin tamamının örümünün videosunu yükleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi hemen şimdi yan cebimizin yapımına geçebiliriz. Burada 43 ilmeğim var. 7 ilmek ilik yeri. Geriye kalıyor burada bakın 36 ilmeğim. Birlikte sayalım. Şöyle 2 4 6 7 7'den sonrasını sayıyorum arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 ilmek. Şimdi bu 36 ilmeği tam şöyle çaprazlama ayrım yerlerini birlikte gidelim. Şurada 10 ilmek, burada 10 ilmek bırakıp arayı da bu şekilde güzel bir verev bakın yaptım. Şöyle. Şimdi geçelim yapıma. Pirincimizi koyuyoruz. Zaten değişim yerindeyim pirincin. 3 4 5 6 7 tane 2 4 6 7 ilmek ilik yerimiz. Şurası 8 sıra demiştim. 8 sıra düz gittim. Şimdi 9. sırada artık cebimizin ayrımlarına başlayacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 düz olarak düz ilmeklerden 26 ilmek işledim. Bu 7 tane ilik yeri hariç. Burada bakın 10 ilmeğim kaldı. 2 4 6 8 10. Bu 10 ilmekle şimdilik işim bitti. Onun için hemen şöyle ayıracımı bu ilmekleri alıyorum ve onu bir süre burada bekleteceğiz. Daha sonra onu tekrardan örmeye başlayacağız. Önce cebimizi ilerleteceğiz. Evet şöyle 10 ilmeğimi buradan taktım. Dediğim gibi 10 ilmek burada bekleyecek. Biz buradaki 26 artı 7 ilmekte iliğimiz var. Orada işlemlerimize devam edeceğiz şimdi ben buradan döndüm geri arkadaşlar bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım buraya çektim ve başa kadar düz olarak örmeye devam ediyorum gideceğim ve geri döneceğim şöyle. Hemen geldim. Zaten ters yerde olduğum için ters örgüdeyim. Tersi ördüm. Burada pirincimi yapıyorum. Pirinçte de yine tersi ters düzü düz olarak. Çünkü arkadayız ya. Yaptım ve döndüm. Şimdi pirincimizin değişim yerindeyiz. şöyle birinciyi haroşa olarak aldım arkadan ve üstten burada tersi düz düzü ters olarak çevirerek yapıyorum arkadaşlar bu aynı zamanda yeleğimin model aşaması anlatımındayım onun için tam olarak anlatıyorum ama size kısaca hemen e, cep yerini de koyacağım 2 4 6 7 tane buradaki pirinç yerini yaptık ilik yerini şimdi düz örgümün ilmeklerine geçtim. Yine düz olarak örüyorum. 26 ilmeğim vardı biliyorsunuz. 26 ilmekten eksilte eksilte şu verevi çıkaracağız arkadaşlar. Gelelim başa kadar. Şimdi ilk baştaki ilmeğimi örmeden almıştım ya onu ellemiyorum. O burada bekliyor. Buradan dönüyorum artık. Burada bir ilmek bıraktık. Burada da 25 ilmek kalmış oldu. Döndüm. Bu burada. Bunu örmedik. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu aldım ve devamını zaten örgümün tersindeyim ters örgü olarak gidip geleceğim. Şimdi başa geldim arkadaşlar. Yine burada pirincimizi yönünü değiştiriyorum. Tersi düz, düzü ters yapıyorum. 7 ilmek ilik yerimiz pirinç olarak devam ediyor. 2 4 6 7 ve şimdi buradaki düzlerimi yapıyorum. düz örgümüze devam hemen başa kadar gelelim Evet geldik sayılır şimdi en sondakini hani örmeden aldığım ilmek var diye onu yine bıraktım burada zaten bu burada belli bunu da geldik. Örmeden aldığım ilmeği bıraktım. Şimdi buradan dönüyorum. Şimdi burası toplamda 26 ilmekti. Şu an 24 ilmek kalmış oldu. Şimdi yine bunu ilk baştakini örmeden aldım arkadaşlar. Diğerini zaten örgümün ters yönündeyim. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Ters taraftayız. Bu yeleğimizin sağ tarafı. Sağ ön. Bu da sağ cep oluyor. Zaten sol cepte. Bunun tam karşı tarafı. Yine aynı işlemler devam ediyor. Pirincimizin tersinde bir değişiklik yok. Tersi ters. Düzü düz olarak aldık. Ve döndüm. İpim biraz kalın geldi. Onun için esnetiyorum arkadaşlar. Şimdi yine ilk yerindeyim. Birincimizin yönünü değiştiriyoruz. Düz taraftayım çünkü. Tersi düz yapıyorum. Düzü de ters yapıyorum. Bu şekilde pirincimizin de yönünü değiştirmiş olduk. Şöyle 2, 4, 6, 7. Yine düz taraftayım. Geliyorum. Başa kadar Hemen hızlı anlatıyorum ve hızlı ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar sıkmamak adına. Ama iyice de anlamanızı istiyorum bu arada. Evet şöyle başa geldim. Bakın bu ilk baştaki örmeden aldığım ili ilmek burada kaldı yine. Bak 1 2 3 tane olmuş oldu. Buradan geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım ve devam ediyorum. Zaten örgümün ters tarafındayım yine. Burayı gidelim. Tekrar dönelim. Arkadaşlar şu an örgümün ön yüzündeyim. Ve sona gelmek üzereyim. Yine en sona geldim. Bakın burada 1-2-3 tane vardı. Dördüncüyü de yine en sondaki örmeden aldığım ilmeği burada bıraktım. Ve burası toplamda 4 tane olmuş oldu. Bakın şöyle göstereyim şöyle cebimizde burada bakın şöyle yaparsak bakın böyle bu şekilde bir vere oluşturmaya başladık bile ve döndüm yine tersi ters olarak gideceğiz ama şu ilk ilmeğimi bakın örmeden aldım buraya geçirdim şimdi örerek gidip dönelim Arkadaşlar gittim geldim. Örgümün yine ön yüzündeyim. Ve başa kadar geldim. Bakın burada ilk önce örmeden aldığım iliği, ilmeği pardon, ilmeği yine burada bıraktım. Yani toplamda burası 2, 4, 5 tane kalmış oldu. Şimdi buradan geri dönüyorum. Ve ilk baştaki ilmeği örmeden aldım buraya. Yanındakini örerek devam ediyorum. Bu şekilde yine gidiş gelişimizi yapalım. Evet, yine örgümüzün ön yüzünde ilerliyorum ve sona geldim. Bakın şu ilk başta yine örmeden aldığım ilmeği burada bıraktım. Toplamda 2 4 6 tane burada ilmek birikti. Ve ilmekler böyle verev gidiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar döndük tekrar şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım ve diğerlerini örerek alıyorum Bu şekilde ilmekleri tek tek bıraka 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 üste kadar ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyim ve sona doğru geliyorum. Bakın şu en sonkini almıyorum yine. Ben biraz ilerlettim arkadaşlar. Burada 2, 4, 6, 8, 10 tane bırakmış olduk. Devam ediyorum. Döndüm. Yine ilkini örmeden aldım. Ve yine ilerleyelim. Biraz daha bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar yine ön yüzdeyiz. 7 tane ilik yerimi koydum pirincimi. Şimdi bakın düzdeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve sonuncuyu da burada bırakmış olduk. Ben şöyle biraz ilerlettim gördüğünüz gibi. Yani şimdi şunu şöyle açayım arkadaşlar. 10 ilmek burada bırakmıştım. Şu ayracımıza koydum. 10 ilmek de burada kaldı. Şurasını gördüğünüz gibi güzel bir çizgi oluşturduk. Şuradan da göstereyim. Şöyle elimi sokayım. 10 ilmek burada, 10 ilmek burada. İlik yerim, ilmek yerlerimiz, şey, ilik yerlerimiz ayrı ön lastik yani. Şimdi artık şu lastiği koyacağız. Bunu böyle aldım. Ha siz burayı lastik de yapabilirsiniz iki ters iki düz lastik, bir ters bir düz lastik veya haroşa o size kalmış. Ben pirinç yaptım. Şimdi bakın şurayı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmek bırakmış olduk. Zaten 36 ilmekti. Burası 16 ilmek. Şöyle 10 burada var. 10 da burada var. 36 ilmek yapıyor hepsi. Şimdi bu ilmeklerimizi cebin lastiğini koyacağız. Ama gördüğünüz gibi baya bir ayrık burası. Onun için şu aralardan da ilmek çıkartacağız. Yalnız bu ilmekleri çıkartırken delik olmamasına dikkat edelim. Bakın şurada hiç deliğimiz yok. Bu şekilde sıkı bir şekilde lastik yapacağız. Şöyle aldım. Hemen şu birinciyi şöyle ördüm. Bakın bir tane ördüm arkadan. Bakın hemen şuradan şöyle biri ördüm. Şunu şuradan aldım, buraya taktım. Ama böyle alırsam delik oluşturur. Onun için bunu ters öreceğim. Birini düz ördüm, birini ters. Yani burayı kapatmak için hemen ters örgü yaptım. Şimdi buradakini düz örgü ördüm. Yine şuradan çıkarttığımı hemen şuradan bakın. Şöyle çıkarttım. Buraya taktım. Bunu yine ters örüyorum. Ters örüyorum ki burası iyice sıkılaşsın. Şöyle. Yanındakine yine düz ördüm. Şunu bakın şuradan hemen çıkarttım. Buraya koydum. Taktım. Ve ters örüyorum. Yani Aradaki çıkardıklarımı terse düşürdüm ki Sıkı olsun diye Bakın hiç delik olmuyor o zaman Ve düz Önceki ilmeğimizi düz Aradan çıkarttığımı Bakın hemen şuradan şöyle alıveriyorum Tekrar gösteriyorum Şuradan Şunu aldım buraya taktım şu şekilde Ve bunu Ters örüyorum ki Burası iyice sıkılansın Bunu düz ördüm Şurayı aldım şöyle Bunu ters örüyorum. Yanındakini düz. Şuradan bir ilmek daha çıkarttım. Bunu ters örüyorum. Çünkü burayı da pirinç yapacağız. Yanındakini düz. Veya lastik de yapsanız aynı şekilde olacak. Aldım. Şunu taktım. Burayı ters ördüm. İpimi ayrılıyor. Bunu düz şöyle bunu taktım burayı ters örüyorum iyice sıkışsın diye önceki bıraktığım ilmeği düz bakın hemen şuradan bir ilmek daha çektim şöyle taktım bunu yine ters örüyorum arkadaşlar ve bunu düz az kaldı zaten şuradan bir ilmek daha çektim bunu ters bunu düz bakın şöyle hemen ilmeğin dibinden çektim taktım burayı yine ters ördüm bunu düz şöyle bakın tekrar göstereyim şöyle aldım bakın hemen şu ilmeği bakın şu aldım taktım şu şekilde takıyorum ki şöyle ters kıvırarak almış oluyorum o zaman burası kapanıyor yanındakini de düz örüyorum hemen şuradan çıkarttım yine bir ilmek şöyle taktım yine bunu ters ördüm bunu düz son iki ilmeğimiz kaldı hemen şuradan yine bir ilmek daha çıkarttım. Bunu da ters ördüm. Yanındakini düz ördüm. Şöyle yine bir ilmek daha çektim. Onu yine ters ördüm. Şu en sonki ilmeğimi de yine düz ördüm. Bakın şöyle. Şimdi dönelim. Burayı sayacağız ama şu şişimize geçirelim daha iyi anlamanız için. Geldim. Şimdi burada tersi ters düzü düz olarak örüyorum arkadaşlar çıkarttığımız artık biliyorsunuz ki pirincim iki sıralı onun için arkada bir değişiklik yok tersi ters düzü düz bu kadar iki sırada bir değişim yapıyorum pirinçte veya siz bunu lastik yapacak olursanız da zaten bir ters bir düz olarak devam edersiniz Hemen şöyle başa kadar gelelim. Şurayı bir sayayım. 2 4 6 7 tanesi ilik yerimiz. 2 4 6 8 10 ilmekte tepedeki bıraktığımız ilmeklerimiz. Çevirdim şimdi arkadaşlar. Bakın. Şunu şöyle bir seriyorum. Şu şekilde. Şurası 10 ilmek önceki bıraktığımız. Burası tepede bıraktığımız 10 ilmek artı 7 ilmek ilik yerimiz ve şurası da cep kapağımızı oluşturuyoruz. Şimdi aralarda 16 ilmek kalmıştı. Aralardan da birer ilmek çektiğimiz için bakın sayalım kaç ilmek olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31 ilmek olmuş. Şimdi ben pirinç yaptığım için burada değişim yapacağım. Ön yüzdeyim. Ön yüzde değişimleri yapıyoruz biliyorsunuz ki buralarda da öyle yaptığımız için. Ama siz eğer bunu tekli lastik yapacaksanız bunu bu şekilde devam edebilirsiniz tekli lastik olarak. Şimdi hemen şu ilk ilmeğimi de değiştirdim ve tersi düz düzü ters olarak değiştiriyorum. aynı lastik yerlerinde yaptığımız işlem. Tersi düz yapıyorum, düzü de ters yapıyorum. Bu şekilde cep ucumuzu da cep lastiğimizi de pirinç olarak uygulamış olacağız. Şöyle gidelim. Başa kadar. Tersi düz, düzü ters. Tersi düz, düzü ters. Başa kadar geldim. Evet. Şimdi döndüm. Ters taraftayım. Burada bir işlem yok. Aynısını tersi ters düzü düz olarak devam ettiriyorum arkadaşlar. Çünkü ön yüzde değişim yapıyoruz. Bu arada burada dördüncü gidişimizi yapıyoruz. Bir ilmekleri aldığımız. ikincisi arkadan gittik. Üçüncü biraz evvel geldik. Bu dördüncü sıramız olmuş oluyor. Evet başa gelelim. Cep lastiğimizi bu şekilde bir tamamlayalım. Evet. Şöyle. Şimdi bir daha gideceğim. Bir gidiş geliş daha yapacağım. Burada yine bir değişim yapıyoruz arkadaşlar. Şu ilkini örmeden alayım de, yoksa bozulacak. İpimi şöyle çevirdim. Düzü ters, tersi düzlüyoruz. Düzü ters, tersi düzlüyorum. Yani üçüncü kez Buraya pirinç uygulamış oluyoruz. Yön değiştirme işlemi. Bu şekilde gidiş geliş yapalım. Şimdi arkadaşlar başa geldim tekrar. Bakın döndüm. Şu an örgümün doğru yüzündeyim. Şöyle bir parmak bir lastik yaptık. Yani altı sıra yapmış olduk. İlk sıramız hem ilmek aldık gittik döndük 2 oldu öbürü yine üstte pirinç değişimi yaptık gittik geldik 4 oldu ve üçüncü kez pirinç değişimi yaptım gittim geldim ve 6 sırayı tamamlamış olduk şimdi artık cebimizi keselim bu ceple işimiz bitmiş oldu burayı da yine birlikte keselim arkadaşlar şöyle birinciyi hemen işledim Yanındakini de ördüm ve şu ilmeğimi bunun üstünden atlatıyorum. Şunu ördüm. Bunu buradan atlattım. Ördüm yanındakini. Bunu bunun üstünden geçirdim. Ördüm. Bunu da buradan atlatıyorum. Bu şekilde kesme işlemimizi tamamlayalım. Keserken çok sıkı yapmayalım ya da çok gevşek olmasın. Çok sıkı yaparsak toplar. Çok gevşek olursa güzel durmaz. Onun için normal. Elinizi rahat bırakın. Sadece. Bu şekilde. Hemen yanındakini örüp önceki ördüğümüzü onun üstünden atlatarak kesme işlemlerimizi işlemimizi tamamlayalım. Bakın şöyle rahat bir kesim yapalım. Evet şöyle sona doğru geldim arkadaşlar. Kesme işlemimizi şöyle bir tamamladım. Şunu bıraktım. Şunu şuradan tekrar bir geçiriyorum makasımız yanımızda hemen şöyle keselim biraz şöyle keselim dikeriz orayı da ve ipimizi çıkarttık böylece cep lastiğimiz bitmiş oldu şuradan da göstereyim arkadaşlar şu sonradan bakın dikerek burayı tamamlamış olduk şimdi artık cebimizin arkasını yapabiliriz yapmaya başlayabiliriz bu şekilde düzgün bir bakın önce çalışmamızı tamamladık şimdi arkadan ilmek alarak arka bölüme geçelim şimdi arkadaşlar bakın şişimi tekrar elime aldım şuradan ilmek almaya başlayacağız şu lastik bitimimiz var ya Lastiği bitirdik ve düz örgüye geçmiştik ya. Biz hemen oradan ilmek alacağız. Tam 36 tane ilmek alacağız ve düz örgümüzü devam ettireceğiz. Bakın şöyle hemen alıyorum bakın. Şuradan başladım. İlk birinci ilmeğimi buradan başladım. Şuradan bak. Şöyle. Hemen bakın şöyle alıyorum ikinciyi şöyle yanından 3 şöyle 4 şöyle 5 yani ben ipi oradan geçirmiyorum da bu şekilde buranın ilmeklerini buna alıyorum ondan sonra örmeye başlayacağım bakın arkada hiçbir görüntü de bir bozukluk yok gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum bakın hemen şurayı sınır sınırdan alıyoruz ilmeklerimizi bu şekilde şöyle bakın şöyle Rahat görüyorsunuzdur inşallah. Bakın şöyle. Devam ediyorum ilmeklerimi almaya. Şurada bir karışıklık olmuş gibi. Şunu şuradan aldım arkadaşlar. Şöyle alıyorum bunu. Şuna aldım. Bir kaydırma yaptım galiba şöyle devam ediyoruz şöyle aldım şöyle Evet bu şekilde almaya devam ediyorum hemen şeyden sınırdan devam ediyoruz arkadaşlar kaydırmada içe veya dışa çıkmamaya özen gösterelim. Şöyle almaya devam edelim arkadaşlar. Her bir ilmekten bir tane. Yani sonuçta altta bizim 36 ilmeğimiz vardı. Biz o 36 ilmeğe devam ediyoruz. Bu şekilde. Bakın önde hiçbir şey gözükmüyor. Eğer fazlalık varsa arada onu bırakırız. Şu öndeki 7 e, ilik yerini almıyoruz tabii ki. Sadece şurada işlem yaptığımız yerin burada 36 ilmek alıyoruz. Sayalım şimdi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ilmeğim olmuş arkadaşlar. Demek ki benim şu aralardan birer tane daha almam gerekiyormuş. Onu da şimdi işlerken yapacağım. 34 ilmeğim olmuş. Mesela bakın şurada bir boşluğum var. Oradan bir tane daha çıkartırım. 35 olur. Bir de şurada var. Bakın olmazsa geri çekiyorum. Şuradaki boşluktan bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Şöyle. şöyle bir tane aldım zaten önceki aldıklarım belliydi onları tekrar alıyorum şöyle şuradan bir tane daha aldım fazladan ve devam ediyorum siz de aynı şekilde yapabilirsiniz eksiğimiz fazlamız varsa aralardan bir fazla çekip veya bir tane bırakırız 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Şuradan aldım. 35 ve 36. Şimdi tekrar sayıyorum arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ve 36 ilmeğimiz oldu. Yani örgünün ters tarafından şunu aldım ben. Boydan boya. Şimdi artık örgümüze devam edebiliriz. Bu arada e, şu şişimiz lazım bize. Onun için ben hemen oraya gelene kadar da bir ayraçla bunu da buraya çekiyorum arkadaşlar. Çünkü şişimiz lazım. Ya da hemen üçüncü bir şiş alın elinize. Fark etmez. Böyle araçlarınız varsa onları kullanırsınız ya da bir şiş daha elinize alırsınız ipe geçirebilirsiniz istediğiniz gibi yapın şimdi burayı da bıraktım burada bu da buradaydı zaten şimdi artık örgümüze şu yönden başlayabiliriz örgümüzün yine bakın şurası altı düz örgü gelecek bakın şuradaki gibi görüyor musunuz Görünen yeri düz örgü olacak. Arka kısmı yine ters örgü olacak. Onun için şöyle çevirdim. Buradan başlıyorum arkadaşlar ve şu içe gelen yeri düz örgü olsun ki dışta düz örgü gözüksün, arkası ters örgü olsun diye. İpimi de aldım. Hemen şu birinciden bağlıyorum. Şöyle bağladım. Düz örgü örüyoruz. Hemen şöyle bir, şöyle iki düz örgü içte kalacak çünkü. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve 36. Şöyle yaptık. Döndüm. Şimdi bu tarafı ters olacak. Şurayı ben yine her zamanki gibi bakın haroşa olarak aldım ve içteki görünen taraf ters ön yüze gelecek taraf düz örgü olarak devam ettik arkadaşlar bu şekilde şuraya kadar olan bölümü düz olarak örelim arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın şurayı 7 sıra işledim 8. sıraya döndüm şurada. Biliyorsunuz burayı da ilk başta 8. sırada ayırmıştık. 8 sırayı tamamlamıştım. 9. sıraya geçerken ayırmıştım. Ama şimdi burada 8. sırada bunu birleştireceğiz artık. Çünkü ilk alırken bir sıra öne kaydırmışız şöyle. Bakın şuradan belli. Onun için şurayı ölçün. Hem sayarsınız hem ölçersiniz. Bakın tam ben birleştirme yerindeyim. Görüyor musunuz? Ve örgünün düzü bakın içte. Arkada yine ters. Şimdi artık bunun ilmeklerini birleştirmeye başlayabiliriz. Pardon şöyle hemen şunu şuradan bir kurtarayım arkadaşlar. Aldım. Burayı isterseniz bir şişe takabilirsiniz. Ben takmıyorum. Gerek görmüyorum. Bakın bir buradan bir buradan ilmek ala ala burayı birbirine tamamlayacağız. Bakın bir buradan ilmek aldım. Bir de buradan ilmek aldım. Hatta şöyle yapayım. Bunu çıkarttım. Buraya taktım. İkisini birden ördüm. Daha da kolay böyle. Bakın. Şunu aldım. Buradaki ilmeği aldım. Buraya taktım. İkisini birden örüyorum. 10 tane vardı burada. Buraya da 10 tane bıraktım zaten ilmek. Buraya taktım. Şöyle ikisini birden ördüm. Yalnız ben şurada ilmeğim kaçtı arkadaşlar. Onu hemen bir kurtarmak istiyorum. Aman ne olur ilmek kaçırmayalım. Kötü olur. Şurada ilmeğim kaçtı, onu bir düzleyeceğim. Böyle düzlemek de zor bir şey değil zaten. Hemen şuradan aldım. Bakın şöyle tekrar geçirdim, Heh. geçirdim ve buraya takıyorum bunu ve böyle ördüm. Şuradaki ilmeğimi aldım tekrar. Şu şöyle yapayım da kaçmasın tekrar. Buraya geçirdim ve ikisini birden ördüm. Şuradaki ilmeğimi aldım. Buraya taktım. Ve birlikte ördüm. Hemen buradaki ilmeğimi aldım. Şuraya taktım. Yine ikisini birden ördüm. Bunu tamamlayana kadar aynı işleme devam. İki ilmeği bir araya getirip örüyorum. Evet. Şimdi şuradaki ilmeğimi tekrar aldım. Şuna taktım. Ve ikisini birlikte ördüm. Şu son ilmeğimi de aldım, buraya taktım. Ve ikisini birden ördüm. Yani 10 ilmek vardı. Arkada da 10 ilmek bıraktık ve burayı birleştirdik arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. İlk bıraktığımız ilmekler birleşmiş oldu bakın. Arkada da böyle. Şimdi bunu düz örgümüzü buraya kadar getirelim birlikte. Başka bir şey yapmayacağız. Yine düz örgümüze devam ediyoruz. Orayı da birleştirdiğimiz için artık yapacağımız bir şey yok. Evet şimdi örgünü tersindeyim zaten. Örgümü örmeye devam ediyorum. İlk il bıraktığımız ilmeklerimizi de bu şekilde birleştirmiş olduk. Şöyle başa geleyim. Tekrar göstereyim size arkadaşlar. Şöyle geldim. Hemen cecik. Evet. Başa geldim. Tamam. Şimdi bakın daha iyi anlaşılıyor. Burayı burayla birleştirmiş olduk. Şöyle bu düz örgümüzü şuraya kadar getirelim ve burada da bir birleştirme işlemi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın şu arkanın uzunluğu bu boyuta geldi. Şöyle ölçüyoruz. Sayabilirsiniz de şu sırayı. 39 sıra var. Burada da 39 sıra var. Ama hiç saymaya da gerek yok. Şöyle bakın tam tam tamına geldi böyle. Şimdi biz bunu şuraya kadar örelim. Hemen şuradan örüp gelelim başa. Başa kadar gelmeyeceğiz de. 10 ilmek kalana kadar öreceğiz. Ondan sonrasını aynı aşağıdaki yaptığımız işlemi uygulayacağız. Birleştirme işlemini yapacağız. Gelelim şöyle ncecik bir sayalım şimdi 2 4 6 8 10 şurada 3 ilmek var fazladan onu da alıyorum Evet 2 4 6 8 10 Çünkü burada da 10 ilmek bırakmıştık biliyorsunuz şimdi hemen Şurayı şöyle bir küçük şişime geçiriyorum daha rahat yapabilmek için şu ilmek yerimiz ve düz ilmeklerimizde zaten 10 taneydi orayı da geçirdim şöyle tamam şimdi arkadaşlar şu ikisini birlikte öreceğiz. Şöyle aldım. Bakın bununla bu ilmeği birlikte arkadaki ilmekle öndeki ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde. Bir buradan bir buradan örüyoruz. Şöyle. Buradan ve bu ilmeği aldım. İki ilmek birden. Yine ikisini aldım. Şöyle ördüm. Hemen şu ikisini aldım. Ördüm. Hemen yine iki ilmeği birlikte aldık. Bir arkadaki ilmekten bir öndeki ilmekten alıp örgümüzü devam ediyoruz. Son iki kaldı zaten. Hemen şunu da aldım. Yine bir arkadan ve öndeki ilmeği de aldım. İkisini birden bu bitti. Burayı birleştirmiş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle. Ve şuradaki e, ilik yerindeki pirincimi yapıyorum. Aşağı geliyorum. Burayı da bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar bakın. Şöyle. Cep yerimiz tamamlandı. Şöyle göstereyim. Bakın şurayı dikeceğiz şimdi. Ve şunları dikeceğiz ve çok güzel bir cebimiz oluşmuş oldu. Bir kaç sıra gideyim tam çıksın ortaya ve birlikte de dikişini yapalım tekrardan artık burada zaten normal örgümüzü yapacağız pirincimi yine yapıyorum biliyorsunuz bu yelek güzel bir yelek olacak şık spor bir yelek olacak yandan cepli ayrıca da hemen ben bu cep detayını size önceden anlatıp bu cep videosunu da önceden koymak istedim size daha rahat öğrenmeniz için. Başka şeylerde de kullanırsınız. Ceketlerde, pantolonlarda, yine yeleklerde. Çok güzel. Her yerde kullanabileceğiniz bir yan cep uygulaması yaptık birlikte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, cebimizi birlikte dikebiliriz. Bakın hemen şurası var zaten. Bir dikilecek. Bir de şu cep kapağının iki kenarını dikeceğiz ve cebimiz tamamlanmış olacak. Kendi ipiyle lütfen dikelim ki burası hiç belli olmasın. Şöyle ipimi ben hazırlamıştım. Alıyorum. Bakın şuradaki ipi de içe alırsınız şöyle. Tam şu ilik yerini lastik boyunca hemen cecek başlayalım dikmeye şöyle alalım. Arkadan gözükmeyecek şekilde şöyle güzel bir dikiş yapalım. Zaten kendi ipi olduğu için hiçbir sıkıntı yaratmaz. Yani arkadan çıksa bile o kendini belli etmez zaten. Şöyle güzelce bir yumuşak dikiş yapalım. Çünkü burayı büzdürmememiz lazım. Evet, dikişimiz tamamlandı. Şöyle geriye dönüyorum birazcık da. Şöyle aldım. Burayı bitirdik. Şöyle kestim. Bakın arkadaşlar. Arkası gayet düzgün. Hiçbir şey yok. Şimdi hemen şu yan cepimizi dikelim. Hala iğnem iplikte takılı. Şöyle tam düzleyin. Şuradan. Bakın şurayı hemen alttan girdim. şekilde dediğim gibi ip kendi ipi olduğu için hiçbir sıkıntı yaratmıyor şöyle çevirelim çünkü çocuklar biraz ellerini cebine koyarsa şurası açılabilir tekrardan şöyle bir gidelim Bakın. Şimdi şuradan içe verdim ipimi. Çeviriyorum. Evet. Şimdi artık bunu da buradan kesiyorum. Burayı da tamamladık. Şimdi burada kendi üstündeki ipimi kullanmak istiyorum. Hem onu da saklamış oluruz. Böylece de hem de dikişte kullanmış oluruz. Şöyle düzlüyorum tekrardan. Hemen. Şöyle. Biraz makine dikişi gibi bir arkadan bir öne doğru. Geldim. kaybetmek için tekrar yukarı doğru gidiyorum. Hemen şunu da içe alalım Saklayalım şimdi İpin katları ayrıldığı için Biraz sıkıntı yarattı Neyse artık bunu ben Kendim düzleyeceğim sonra Size ben hemen şunu göstermek istiyorum Bakın çok güzel Şöyle bir yan cep oldu Gayet güzel. Arkada hiçbir sıkıntı yok. Boydan çünkü yaptığımız için çok da pratik, basit. Şunda da göstereyim arkadaşlar. Bu renk biraz daha iyi gösteriyor bakın. Şöyle bir yan cep. Bakın arkada hiçbir sıkıntı yok. Böyle birçok şeyde uygulayabileceğiniz bir yan cep oluyor bunlar. Oldu. Dediğim gibi bu bir yelek videosuna başladım. Ben yeleğimizi de tamamlayacağız arkadaşlar. Bu yan cebin anlatımını önceden koyuyorum ki siz istediğiniz yerde kullanırsınız diye. Ayrıca da yeleğimin de tamamını diğer videomda birlikte tamamlayacağız. Arkadaşlar bu sağ tarafın cebiydi. Sol tarafın cebinin yapımı da aynısı. Sadece karşı tarafa uygulayacağız. Onu şimdi anlatmıyorum ama yelek videomu izlediğiniz zaman sol tarafın cebinin de yapımını göreceksiniz. Eğer dilerseniz yelek videomu da takip edip sol cebin yapımını da oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sol cebimizi yapımına geçeceğiz birlikte. Şurada sağ cebimizi zaten yaptık. Aynı şekilde bakın sol parçamızı da hazırladım. Şöyle koyuyorum. Bakın karşılıklı. Sol cebinde yapımını kısaca size anlatıp zaten bu yelek biliyorsunuz. Yeleğimize devam edeceğiz. Ee, yine pirinçlerimizi tamamladık. Lastik kısmını. Şuradan 8 tane, 8 sıra düz ilmeklerimizi de düz örgümüzü de yaptık. Şimdi artık tam kol yerindeyiz. Biliyorsunuz şurada sağ tarafta 10 ilmek ayırmıştık. Aynı şekilde sol tarafta da bunu yapacağız. Birlikte örgümüze devam edelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Şöyle 2 ilmek daha öreyim de ip dolanmasın. 10 ilmeğimi ördükten sonra şu ikisini geçiriyorum. 2 4 6 8 10 ilmeğimi buradan çıkarttım şimdi. Biliyorsunuz ki o 10 ilmekle bir işimiz yok. Bunu hemen şu ayırıcıma takıyorum 10 tane ilmeğimi. Tıpkı sağ tarafta yaptığım gibi solda da 10 ilmeğimizi buraya aldık. Şöyle çevirdim. Bu bu şimdilik burada duracak şuraya geçirdiğim iki ilmeğimi de alayım geri buraya çünkü örgümüze devam edeceğiz bu 10 ilmek burada bekliyor şimdi artık buradaki gibi nasıl burada bu tarafa doğru bir V yaptık burada da bu tarafa doğru bir V çıkaracağız verevine bir kol çıkacak şimdi arkadaşlar gidelim ve gelelim tekrar gidiş geliş yapalım ve ilmeklerimizi bırakmaya başlayalım. Şimdi örgümün tersinden şöyle başa doğru geldim. Şu ilk ilmeğimi örmeden bırakıyorum. Tıpkı sağ taraftaki olduğu gibi. Şimdi buradan döndüm. Bu ilmek burada bekliyor. Şimdi buradan şu ilk ilmeğimi örmeden aldım ve yanından Örmeye devam ediyorum. Yine bir gidiş geliş yapalım. Şimdi tersten tekrar başa doğru geliyorum arkadaşlar. Bakın geldim. En son şu örmeden aldığım ilmek vardı ya onu bu tarafta bırakıyorum. Bakın, şunu önce bırakmıştık birinciyi, bunu da şimdi ikinci sırada da bu örmeden aldığım ilmeği bıraktım. Tersten yani. Döndüm. Şimdi sağ tarafta düzden denk geliyordu ilmekleri bırakma yeri. Sol tarafta da tersten denk geliyor. Yine döndük. Şu ilkini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi örerek gideceğim ve tekrar tersten döneceğim. Şimdi yine tersten bakın geldim. En son ki ilmeğimi buradan yani ilk bu taraftan giderken örmeden aldığım ilmeğimi yine burada bıraktım. Burada şu anda 3 tane ilmeğimiz birikti. Yine buradan dönüyorum. Şu şekilde ilk ilmeğimi yine örmeden aldım ve bunları örerek devam ediyorum. Hep ilk ilmeklerimiz örmeden alınıyor ve dönüşte onları bırakarak gidiyoruz. Bu şekilde 16 tane ilmek Bırakacağız arkadaşlar, tıpkı sağ taraftaki yaptığımız gibi bu şekilde ilerleyecek ilmeklerimiz. Evet arkadaşlar, örgümüzün tersindeyim yine başa doğru geldim. Şurada bir tane daha bıraktım. Buradan dönüyorum. Şu anda burada 2, 4, 6 tane ilmek bırakmış olduk. Bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz bu benim yeleğimin yapımı. İkinci ilik yerimize geldik. Bakın şöyle ben ilik yerlerini ayarlamıştım. Birinciyi yapmıştık zaten şurada şöyle göstereyim. Şimdi ikinci yerdeyiz. Bu cep yerinden bu tarafından 6 ilmek bıraktık. 2, 4, 6. Şimdi bu başa gelince ikinci iliğimi koyacağım. Yani buradan da 11 tane pirinç değişimi yaptım. 12. pirinç değişiminde koymuş oluyoruz. Yani diğerlerini de her zaman 11 arada 11 pirinç değişimi var. 12'sinde ilik koyacağız. O şekilde devam ettireceğiz. Şimdi döndüm yine bu ilkini örmeden aldım ve devam ediyorum. Burayı başa kadar birlikte gidelim arkadaşlar. Bunları tek tek anlatıyorum ki örgünün tekniklerini çok iyi bilmeyenler tam anlatım istiyorlar. Onun için karşılıklı yoksa çok iyi örgü bilenler tek seferde anlıyor ve kendisi götürüyor örgüyü. Evet geldik şimdi ilik yerine. Burada hem de pirincimin değişimini yapıyorum. Şimdi bir iki taneyi ördüm. Şimdi buradaki üç ve dördüncüyü buradan dördüncüyü üçüncünün üstünden atlatıyorum. Bakın şöyle atlattım. Yine bunun da yerini değiştirdim. Önde 3 tane kalmış oldu. aradakine arttırdım. Yine bunların da yerini değiştirerek devam ediyorum pirincime. Böylece ikinci yeni şey iliğimizi de koymuş olduk arkadaşlar. Dönelim. Zaten terste pirincimizde bir değişiklik yok. Tersi ters, düzü düz devam ediyorum bu artırdığımızın da sırası nasıl geldiyse ters geldiyse ters düz geldiyse düz yapıyorum ve devam ediyorum Evet dediğim gibi ikinci iliğimizi de tamamlamış olduk bu arada böylece geldim başa tekrar şöyle gelelim birlikte ve en sondakini örmeden bıraktım burada. Çünkü ilk başta örmeden aldığımı burada bırakıyoruz. Şu an 2 4 6 7 tane ilmeğimiz birikti burada. 16 tane olana kadar aynı şekilde örgümüzü devam ettirelim arkadaşlar. Bakın çaprazlama da bu tarafa doğru gidiyor artık. Bu bu tarafa doğruydu. Bu da bu tarafa doğru. Şimdi tekrar arkadayız arkadaşlar. Şöyle geldim. Bakın şurada 2, 4, 6, 7 tane ilik yerimiz. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz kaldı ve sonuncuyu da burada bıraktık. Burada da 10 tane ilmeğimiz kaldı. Buradan dönüyorum artık şimdi. Şurada bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğimiz oldu yine. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Karşılıklı. Burası buradan bir verev gitti. Burası da buradan. Burada da 10 ilmek bırakmıştık biliyorsunuz. Yukarıda da 10 ilmek aynı şuradaki gibi. Şimdi arkadaşlar ben burayı da şöyle bir bırakıyorum. İpimi de burada bırakacağım. Çünkü eğer bu iple buradan dönecek olursak tersten gitmiş oluruz. Ben bunu istemiyorum. Onun için bu ipi de burada bırakıyorum. Ve şu ilmekleri de tekrar ayracımı alıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ilmeğimiz var ve şuradaki 7 tane ön patımızın ilmeklerini de aldım bunu burada bırakıyorum tıpkı bunu burada bıraktığım gibi şimdi artık ben tekrar bunu ön yüze çevirmek istiyorum onun için de Şöyle örmeden bu ilmekleri öbür şişime aktarıyorum. Şu bu şekilde. Çünkü aralardan ilmek çıkaracağımız için tersten yapmak istemiyorum o işlemi. Düzgün olmaz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ilmeklerimizi düz yöne çevirdik. Buradan ben artık şimdi bu ipimiz burada kaldığı için başka bir ip bağlayacağım arkadaşlar. Hemen yeni ipimi aldım. Buraya yeni ipimi bağlayacağım. Bu şekilde şöyle aldım. Bakın ilk ilikten, şey ilmekten geçirdim. Şöyle uzun bağlıyorum hiç olmazsa dikmede kullanırım onu da. Biliyorsunuz ki dikme işlemi yapılıyor biraz daha uzun bırakayım hatta şöyle. Onu da dikerken kullanırız arkadaşlar. Hemen bir tane düğüm attım. Yeterli. Bakın hemen şuradan birinciyi işledim. Buna bakmayın. Bu şundan dolayı burası ince de kaldığı için biraz orayı çekti. Burayı örerken orası zaten bir toparlanır illaki. Şöyle bir düzleyelim. Burası böyle oldu tamamdır şimdi birinciyi aldık arkadaşlar şu aradan yine daha evvelkinde yaptığımız gibi şu aralardan ilmek çıkaracağız ama ben şuradan almıyorum çok delik olur diye hemen şundan alıyorum bunu da bu şekilde takmıyorum arkadaşlar bakın şöyle çeviriyorum ki burayı da ön yapacağım bu normal ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum aradan aldığım ilmeği bakın şuradan bir alttan bu değil de şuradan aldığım ilmeği. Burası biraz sıkı olmuş. Şöyle açalım. Şöyle bir düzleme yapıyorum arkadaşlar. Şu ilmeğimi şöyle taktım ve bunu şöyle alıyorum ki kapalı olsun diye. Ön aldım. Bunu normal düz aldım. Hemen şu ilmeğin yanın kökündeki ilmekten aldım. Bakın böyle takmıyorum. Böyle takarsam çok delik oluşturuyor. Pardon, böyle takıyorum ki şöyle işleyeceğim. İpimi öne aldım ve bunu bu şekilde aldım. Bakın o zaman kapanıyor. Öbür ilmeği düz işliyorum. Hemen şunu yine aldım. Bu şekilde taktım. Bunu bu şekilde aldım önden. Yanındakini düz işledim. Arkadaşlar pardon şurada bir sıkıntımız oldu. Ben hemen şunu bırakıyorum ve bunu da bırakıyorum. Şöyle. Şimdi şöyle alacağız. Bunu değil, bunu alacağız. Ben de şaşırdım. Orada bir delik oluşturduk. Şu şekilde. Şimdi ben bunu önden alıyorum. Bunu da normal işliyorum. Şuradan alıyorum bakın. Bir alttan aldım. Bu şekilde taktım. Bunu önden işledim. Normal ilmeğimi de arkadan işledim. Bakın o zaman delik olmuyor. Şuradan. Hemen bu değil. Onun yanındakini alıyorum. Alttakini buraya taktım bu şekilde. Bunu önden çevirdim. Bu şekilde ördüm ki burası bakın çok kapalı oluyor o zaman ve bunu da düz işledim. Bakın ilmeğin hemen altındakinden değil onun altındakinden şöyle aldım taktım bu şekilde ipimi öne getirdim şöyle alınca orası tamamen kapanıyor böylece orayı da işlemiş olduk ve burayı düz işledim yine şuradan aldım bakın takıyorum şunu öne getirdim ve önden işledim bunu ayı düz işliyorum yani üstündeki ilmekleri düz çıkarttığım ilmekleri ters işliyorum. Zaten pirinç yaptığımız için veya lastik yapacaksanız da ters yani bir ters bir düz yapacaksınız aynı işlem. Öne aldık. Bunu buradan geçirdim. Bunu ters işledim. Şuradan çektim tekrar. Bunu ters işledim. Bunu düz işledim. Şöyle alalım. Şöyle ters ve düz. Şuradan bir tane daha çekiyorum arkadaşlar. Burayı ters, burayı düz işledim. Şuradan tekrar bir ilmek aldım. Aldığım ilmeği ters işliyorum. Öbürünü düz. Hemen yanından bir tane daha çektim. Ters ve düz. Buradan da hemen bir ilmek çekiyorum. Ters işledim ve yanındakini düz. Buradan da bir ilmek aldım arkadaşlar. Bunu da ters işledim. Yanındakini düz işledim. Böylece bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 ilmek oldu. Bu tarafta da 31 ilmeğimiz olmuştu hatırlarsanız. Şimdi döndüm. Örgünün tersindeyim. Burada biliyorsunuz ki bir işlem yapmıyorum ben. Her zamanki gibi şurayı arkadan ve üstten aldım. Düzü düz, tersi ters olarak bu sırayı da geçiyorum. Şöyle geçelim. Ön yüzünde pirinçlerimizin değişimini yapıyoruz biliyorsunuz ki. Arka yüzde değişim yok. Tersi ters düzü düz yapıyorum. Ve ön yüze geliyorum. Yani sağ ve sol ceple hiçbir değişiklik yok. Aynı işlemleri uyguluyoruz. Yaptım ve şunu da yine arkadan üstten aldım. Döndüm. Şimdi bu yüzde değişim yapacağız. İlkini ben yine arkadan ve üstten aldım haroşa olarak. Bakın şimdi ilk ilmeğim ters ya onu düz alıyorum. Yanındakini ters. Değişim yapıyoruz yani pirinç. Kol kapağında da pirinç uyguluyorum. Evet. Tersi düz yapıyorum. Düzü ters. Bu şekilde kol kapağımızın da lastik bölümünü bitirelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 tane pirinç değişim sıramız var. Yani 6 sıra işlemiş olduk. Çünkü bir gidiş gelişte pirincimiz dönüyor ya. 1, 2, 3 tane pirincimiz oluştu. 6 sıra yapmış olduk. Yani eğer siz lastik falan yapacak olursanız 6 sıra burası. Şimdi artık burayı kesmeye başlayabiliriz. Şöyle göstereyim. Hemen birinciyi ördüm. Yanındakini de ördüm. Bunu bunun üstünden atlattım. Bu şekilde üstünden atlata atlata ikinci kolumuz şeyimizi de cebimizi de bitirmiş oluyoruz. Yine diğerinde yaptığımız gibi arkasından ilmek alıp artık o kısma geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen Kesme işlemimizi tamamlayalım. Bu cep ağzı olduğu için çok sıkı kesmeyelim arkadaşlar, kasar. Ee, çok gevşek kesersek de e, çirkin olur, esneme yapar o zaman da. Normal ilmeklerimizin genişliğine göre kesmemizi o şekilde tamamlayalım bu şekilde. Şöyle. Şöyle sona geldim arkadaşlar. Bakın kesme işlemimizi tamamlıyoruz şimdi. Evet, şunu da tamamlayayım. Ah, elim kaydı. Evet. ayrılma yapıyor. Biraz bazen sıkıntı yapabiliyor bazı ipler. Hemen şunu da geçirelim. Şunu da şuradan aldık. Evet. Şöyle şunu da geçirdim. Artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle. Burayı da biraz uzun bıraktım. Dikme için kullanabiliriz. Bu şekilde şimdi cebimiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın karşılıklı sağ ve sol cebimiz. Şimdi dönüyorum arkadan ilmek alacağım. Aynı buradaki olduğu gibi tümden arkayı öreceğiz. Şöyle bakın lastik yerimizin bitiminden ilmeklerimi almaya başlıyorum bakın şuralarda hemen şöyle şöyle çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 bakın şöyle çekiyorum 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve 36 arkadaşlar her birinden bir tane şöyle bir ilmek çektim iç tarafı düz gelecek ki burada görünen yeri orası olacak yani karşıdaki yaptığımız işlemi burada uyguluyoruz arkadaşlar başka yaptığımız bir şey yok aslında yine ben diğer ipimi takıyorum şimdi hemen şuradan bağlıyorum ipimi şöyle pardon göstereyim size hemen şuradan bağlayalım bir düğüm atalım. Evet. Şimdi dediğim gibi iç taraf düz gidecek, burası ters gidecek. Onun için hemen düz örmeden başlıyorum. Ben ilkine biliyorsunuz haroşa alıyorum. Gerisine şöyle düz olarak örelim arkadaşlar. Bu şekilde bakın düz. Buraya gelen yeri düz olacak ki görünen yer düz çıksın diye. Bu şekilde düz gidiyoruz. Yan taraftayım şu anda. Şurası ilik yere. O şekilde çektim. İlmeklerimi de. Evet burayı gidelim düz olarak. Ve dönelim. Evet şöyle başa doğru geldim. Bunu da yine şöyle aldım. Bakın iç tarafı düz taraf oluyor. Şimdi döndüm. Görünen yeri şöyle arkadan görünen yeri tıpkı buradaki gibi ters olacak. Böylece arkadaşlar sol cebinde yapımını göstermiş oldum size. Şimdi üst taraftaki bağlantı noktalarını da göstereceğim yine tekrardan. bu şekilde devam edelim Şimdi arkadaşlar bakın burayı şu şekilde geldim 8 sıradayım biliyorsunuz altıda 8 sıra işledikten sonra şurayı ayırmıştım bu yönde artık burayı birleştireceğiz burada son 10 ilmeğim kaldı bu 10 ilmeği birlikte götüreceğim arkadaşlar şimdi şunu çıkartıyorum ve şuradan şişime takıyorum şunu şuradan aldım. Şöyle şişime geçirmek istiyorum. Daha rahat geçireyim. Şöyle çevireyim ki yoksa kaçıracağım herhalde. Hemen bu şişe aktarıyorum arkadaşlar. Burada da biliyorsunuz ki 10 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek. Şimdi artık bakın, şu ikisini birlikte götüreceğim. İpimi kurtarayım şuradan. Şöyle, bakın, geldik. İkisini birlikte götüreceğim. Şunu alıp şuraya takayım ve şöyle ikisini birden aldım. Yani bir bu şişteki bir bu şişteki ilmekleri birleştiriyorum. Şunu şuradan aldım. Şuraya getirdim ve ikisini birlikte çektim. Bu şekilde iki ilmeği birleştire birleştire bu 10 ilmeğimi de tamamlayacağım. Şöyle aldım. Bunu buradan geçirdim. Evet. Az kaldı zaten. Hemen tekrar iki ilmeğimi aldım. Geçiriyorum. Şuradan ilmeğim kaçtı. Aman onu yakalayayım arkadaşlar. Siz de ilmek kaçırmayın. Hemen şuraya geçirdim. Ve ikisini aldım. Şimdi şuradakini aldım. Buraya geçirdim. Bu ikisini alıyorum. Ve son ilmeği de aldım. Benim ipim biraz çok ilmek şeyleri ayrılıyor. Biraz sıkıntı yarattı. Ve bunu da geçirdim arkadaşlar şu şekilde. Burayı birleştirmiş olduk bakın. Şöyle. Artık düz örgüme devam edeceğim ve şuraya gelene kadar bakın. Düz örgümüze devam edeceğiz. Şöyle göstereyim size. Şuraya gelene kadar burayı birleştirdiğimiz gibi burayı da birleştireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şu arkadaki parçayı da gerektiği kadar uzattık. Ön ve arka parçanın uzunluğu aynı oldu şöyle göstereyim size şimdi artık bu sırada burayı birleştireceğiz tıpkı sağ cepte yaptığımız gibi şuradaki yaptığımız işlemi yapacağız hemen son 10 ilmek kalana kadar ve burayı bir örelim hızlı bir şekilde geçeyim sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar Evet. Son da 10 ilmek bırakacağız. Ve onu da diğer parçayla birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi burası düz örgü. Çünkü örgümüzün önüne geliyor orası. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şurada 2 tane ilmeğim var. Onu da aldım. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim kaldı. Şimdi artık Burayla burayı birleştirebiliriz. Şuna hemen bir farklı şişe alıyorum arkadaşlar. Elinizde her zaman yedek şişleriniz olursa çok iyi olur. Aynı numarada. Örgü örerken çok lazım oluyor çünkü bunlar. Evet şöyle geçiriyorum. Hızlı bir şekilde. Artık tek parçaya dönecek örgümüz. Şöyle aldım. Artık buradaki 10 ilmekle arkadaki 10 ilmeği birlikte götüreceğim ama artık bu ipimi kullanacağım. Bunu burada bırakıyorum arkadaşlar. Ya da fark etmez. Bunu da bırakabiliriz. Onunla da devam edebiliriz. O da sorun değil. Şöyle aldım. Onu sonra arkada geldiğimizde keseriz. Şunu arkaya verdim. Bakın bu şöyle göstereyim. Öndeki ilmekle arkadaki ilmeği birlikte aldım. İlkini aldıktan sonra şunu çıkartıyorum artık devreden. Şuradan kestim bununla bunu bağlıyorum bu kadar artık tek, tek ipe döndük şimdi iki ilmeği bir araya getirip rahat rahat örgümüzü örebiliriz şu an arkada düz örgü yaptığımız için bunların ikisini birleştirmek daha da rahat arkadaşlar şöyle örgümüzü çift çift ilmeklerimizi alarak yapıyoruz. Bu arada biz yeleğimize devam edeceğiz. Ama ben bu yan ceplerinde videolarını ayrıca atacağım. Hani yeleği örmek istemezsiniz. Sadece yan cebi kullanmak istersiniz. Uzun uzadıya bakmak istemezseniz bunu takip edersiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu arada da hemen şurayı yapıyorum öndeki ilik yerimizi. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu da sol cebimiz oldu. Şimdi bunları buraya dikeceğiz. Bunu da arkadan dikeceğim bu şekilde. Ve örgümüz tertemiz olacak. Ayrıca bu arada şurayı da bir sayalım. İlik yerine geldik mi diye arkadaşlar birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Daha gelmemişiz. Onun için birkaç sıra gidelim. Dikişi de birlikte yaparız yine. Arkadaşlar şimdi şu cebimizi de birlikte dikelim sizinle. Böylece sol cebimizi tamamen bitirmiş olalım. Bakın hemen şurada fazladan bıraktığım iplere birer tane iğnemi taktım hazırladım buraya hızlı bir şekilde dikmek için şöyle tam yerleştirin bir çekme olmasın cepte şöyle alın zaten kendi ip ile diktiğimiz için hiçbir sorun çıkarmaz şöyle yumuşak yumuşak üstten dikebilirsiniz de bir sorun oldu arkadaşlar, çekmiyor. Evet. İğnemde bir sorun oluşuyordu. Hala var ama şöyle tekrar dikelim burayı ve tamamlayalım. Şöyle aldım. Bakın, diktim zaten. Şunu da içe veriyorum. kalabilir. Sonra bu ipleri içten kaybederiz. Evet bakın yukarıyı diktim. Şimdi şurayı da birlikte dikelim. İğnem hazır zaten. Şöyle düzgün bir şekilde koyuyorum. Hemen üstten üstten Zaten rahat dikebilmek adına kendi ipini kullanıyorum bunların da. Hiç kendini göstermiyor. Ne arkada ne önde. Kendi ipi olduğu için. Şunu da hemen şuradan içe veriyorum arkadaşlar yine. İçte toparlıyorum. Bakın önü diktik sol cebimiz. Şimdi hemen çevirdim. Zaten burayı boydan boya ördüğümüz için arkada hiçbir şey yok. Şurayı da dikince örgümüz kapanacak. Şöyle. Bakın şu ilik yerinin boylu boyunca yine kendi ipiyle hemen dikiyorum. Önden arkadan görünüp görünmemesi hiç sorun değil. Zaten göstermeden dikebilirsiniz. Kendi ipi olduğu için sağlam da oluyor. Merak etmeyin. Şöyle kapatalım burayı. Şöyle tekrar aşağı doğru da iniyorum arkadaşlar. Boşluk olan yerlerde kapansın diye. Evet. Ama dikişimiz lütfen serbest kalsın. Toplamasın örgümüzü. Şu şekilde düzledim. Artık burada Örgümü kapatabilirim. Onları da içe çekeceğiz. Gördüğünüz gibi. Sol cebimizi de tamamladık arkadaşlar. Örgümüzün devamını yelek videomuzu öbür videodan takip edebilirsiniz yeleğimizi de örmek isterseniz sadece cebi kullanmak isterseniz sağ ve sol cepleri size ayrıca anlattım bu videodan takip edebilirsiniz örgümün yapılışını izlediyseniz tamamını demektir ki beğenmişsiniz lütfen beğendi butonuna da basarsanız kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum teşekkür ediyorum görüşmek üzere